Oğlum başında dikilip durma böyle, dikkatimi dağıtıyorsun. Geç otur şöyle. Ya Ahmet, bir şey anlamadım. Bu ne, roman falan mı? Ya evet, roman. Cinayet romanı. Agatha Christie. Yapma ya. Katil kim çıkıyor? Ben yani. Sen biraz daha başımda dikilmeye devam edersen ben katil olacağım. Ya git bana çay koy şurada. Tamam, yap kızma. Allah Allah. Tamam ağam, beri niye ateş ediysen? Saçmalama bu sen. Silah sesi dışarıdan geldi. Tamam ya, bugün maç vardı. Adamın takım kazanınca sıyırdı, daha saydırdı. Rezalet ya, herkese tabanca veriyorlar artık ha. Memleket Texas'a döndü. Tabi, ben Tom Mix'i yalnız daha çok seviyorum. O bana biraz daha benzi. Ne diyorsun Abuzer ya, ne diyorsun? Texas'ta Tom Mix'i deyip sen ondan bahsetmeyeyim sen. Ya Abuzer, sana laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan daha zor ha. Hadi yürü içeri, bir de kaza kurşununa kurban gitme, yürü. Kaçıncı lan? Bu kaçıncı? Gene ne diye kavga ettin sen? Beşiktaş'ın arabacı takımı dedi baba. Oğlum bunun için kavga edilir mi yahu? Allah Allah, ne var arabacı dediyse? Arabacılık kötü bir şey mi? Siz ancak amatör kümede şampiyon olursunuz deyince tepem attı. Yavrum, arkadaşlar birbirlerini böyle kızdırırlar zaman zaman ya. Gülüp geçeceksin, normaldir. Ne diye hemencecik sinirleniyorsun evladım? Ya kime çektiyse? Buyurun, şimdi de kabahatli biz olduk. Allah'ım yarabbim ya. Çocuk nasılmış? Kafasına iki dikiş atmışlar. Ulan ya ölseydi he? Katil mi olacaksın sen? Sen tut arkadaşının kafasına taş at. Biz adam okusun, bilim adamı olsun diye uğraşıyoruz. O gücü gangsterle özeniyor. Ama baba ne yapayım? Tepem attı birden. Hem o bana bir şey yapınca ben de ona karşılık vermeyecek miyim? Tıs, konuşma. Tepesi atmışmış. Bahaneye bak. Hakim ol lan biraz tepene. Hem birine sinirlendiğin zaman bir cevap vereceksin. Eğer o anda da çok sinirliysen içinden ona kadar say. Ondan sonra cevap ver çocuğum. Baban doğru söylüyor evladım. Bu kadar sinir hiç iyi bir şey değil. Hem ne demişler? Öfkeyle kalkan zararla oturur demişler. Ama baba, bir laf daha var, öfke baldan tatlıdır diye. Peki o ne demek? Tıs, konuşma. Bir de cevap veriyor. Bir babuş kadar. Tövbe yarabbi ya Resulallah. Şimdi bana bak, müdür tam olarak ne söyledi şimdi? Yarın velisi okula gelsin, konuşacağım dedi. Buyurun, bu kadar işin gücün arasında bir de bu çıktı başımıza. Bana ne bağırıyorsun be? Oğluna bağır. Gideceksin tabii. Hem yaralanan çocuğun babası da okula gelecekmiş. Adamdan özür dilersin bari. Lan görüyor musun başıma ne işler açtığını? Şimdi işin yoksa git, tanımadığın adamların karşısında iki büklüm ol, özür dile. Bunlar hep senin yüzünden. Kıyar. Sar gelin, aman sar gelin, aman ar gelin, aman aman. Abuzer, sus oğlum, dikkatimi dağıtıyorsun ya. Ağam senin dikkatin de peynir gibi ha, dokundu mu dağılıyor. Şoför adam halbuki dikkatli olacak. Sus be Abuzer, bana şoförlük öğretine bak. Ne günlere kaldık ya. Beyler, beyler! Arkadaş yaralandı. Ne olur hastaneye yetiştirin. Oo, geçmiş olsun ya. Kardeşim niye ambulans çağırmadın? Ya o çağırdık da hala gelmedi ki. Ne olur çok kan kaybediyor. Bir dakika, bir dakika. Arabayla götüremeyiz. Her taraf kan oluyor ya. Saçmalama güzel. Şu montu ver bana. Gel kardeşim ya. Gel. Arabayı... Sonra o kanı biz temizleyin. Aman kardeşim yavaş. Yavaş. Aman. Sen geç hadi kardeşim. Aman. Evet. Hemen gidelim. Evet.
Trabzonspor önüne kim gelirse devriyi. Onun önünde hiçbir takım duramıyor. Al ne akar stadı şampiyon Trabzon diye illi. İstanbul futbolu kralının sonu. Fenerbahçe atak üstüne atak ediyor. Ama bizim kalede kim var? Aslanlar. Aslanı Şenol var. Dakika 60. Nezmi kaptı topu orta yuvarlaktan ilerli. Giriş tarafında kaleye doğru baktı yanında Ali Cemal var. Verdi topu. Ali Cemal aldı topu baktı ona. E onun da Alparslan var. Bastı çalımı geçti onu. Ya baba sen hangi maçı anlatıyorsun? Şenol, Ali Cemal bunlar da kim? Yeni transferler mi? Hayır efendim. Ha bunlar şampiyon Trabzonspor'un. Ha 1975 yılında şampiyon olan kadrosu. Efendim. Çok büyük bir maç oluyor. Bütün stat ayaktayız. Niyazi otur. Bir kaza hadi çıkacak şimdi. Hadi karşısına çıktı Hüseyin. Topu dizel. Vur dizel. Ay Niyazi ne yaptın ya? Aferin Niyazi. Aferin. Affedersin Nesuncuğum. Kaza ile oldu. Çocuklara ne güzel de örnek oluyorsun yani. Oluyorum tabii. Onlara ders veriyorum. Evin içinde futbol dersi mi veriyorsun Niyazi? Şu hale bak. Hayır efendim. Futbol dersi değil. Tarih dersi veriyorum. Ya baba öyle diyorsun da Trabzon şimdi ne durumda ona bak. Kendi sahalarında beraber kaldıkları zaman bayram ediyorlar. Siz ne biçim konuşuyorsunuz öyle? Geçmişe maziyi derler. Siz ne biçim Trabzon taraftarısınız? Biz Trabzonlu değiliz ki. Bir kere ben Fenerliyim. Ben de Beşiktaş'la mı Galatasaray'la mı karar veremedim. Bu da mı gelecektim başıma? En son ha bu çocukları iyi terbiye edemezlik göreyim misin? Müştahaksın Niyazi. Hayır dayan. Asmadı dayan. Nasıl oldu bu ya? Kaza kurşunu falan mı? Ya abi, vallahi isteyerek olmadı ya. Kafalar iyiydi tamam mı? Tartışma çıktı. Silah çekince işte. Ya işte en iyisi silah taşımamak. Silah taşıdın mı böyle oluyor işte. Ah hadi Osman ah. Yaktın beni. Ulan bir kılıçım değer mi diye şimdi. Arif, Arif öleyim falan deme ha. Sakın öleyim deme ha. Arif. Beni de yakarsın oğlum. Kardeşin ne hadiseler yaşıyor bilmiyorsun tabi. Adamlar cani. Etrafa zim 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 kurşun sıkıyorlar kardeşim ya. Baktım adamın biri yaralanmış karşıdan bana doğru böyle geldi. Geldi 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 tak diye önüme düştü adam. Kanlar burasından böyle akıyor. Eğildim adamı alayım. Zim 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 kafamın üstünden kurşunlar geçiyor. Vurdum adamı sırtıma geldim durağım buraya. Kenan ağama ne dedim biliyor musun? Bunu hemen dedim hastaneye götürün. O da dedi yok götürmeyek arabanın orası kan olur burası kan olur. Olur mu ya? Yazık adama be. Tabi ben de dedim sen ne diyorsun Kenan dedim ya. Bu senin söylediğin taksiciye yakışır mı yani dedim. Alacağım bunu hemen hastaneye götüreceğim. Bak ya bu tabanca babanca işleri tehlikeli işlerdir ha. Sonra senin de başına bir iş gelmesin. Ya oğlum ya ben kendi payıma düşen iyiliği yapayım yani. Merhametten maraz doğar oğlum. Bence hiç dokunmasaydın ambulans gelir götürürdü. Ambulans eğer bekleseydik ha. Adamı biz ikindiye zor yetiştirdik. Vallahi ben de onu bunu bilmem oğlum. Ya şimdi adama bir şey olduysa ha? Ya doktor gelip de bunu abuzer yerinden oynatmış, onun için ölmüş derse o zaman ne yapacaksın? E sen mi diyorsun ya, olur mu öyle bir şey ya? Ya olmaz olur mu ya? Okumuyor musun gazetelerde? Siz ne diyorsunuz ya? Ağam, yok ağam ya, ya ben hatta götürmeyek dedim. Kenan ağam illa götürek diye tutturdu. Yok ağam ya, ben götürmeyek dedim ya, Allah belasını ya! Çok kan kaybetti, hadi. Neyse, geçmiş olsun kardeşim. İnşallah iyileşir. Sağ olasın, Allah razı olsun. Beyefendi, bu yayını getiren sen misin? Evet, benim. Şurada bekle bir zahmet, birazdan ifade alayım. Peki, peki memnun. Beni içeri sokmadılar. Git dışarıda bekle dediler. Sen niye gittin? Polis bekle dedi, ifade alacakmış. İfade mi alacakmış? Hadi ya. Alo, Abuzer. İyi akşamlar. Ben Selcan. Selcan yenge, Kenan ağam yok. Ya hiç sorma ya. Buralarda silahlar atıldı, tabancalar patladı, kan gövdeyi götürdü, adamlar vuruldu. Kenan ağam şimdi hastanede. Ne? Ne dedin sen? Ne oldu Kenan'a? Manyak mısın oğlum? Kızın yüreğini indireceksin. Alo, ha Selcan. Ha ben Celal. Ya korkma ya, sen bakma bu salağa. Kenan'a bir şey oldu falan yok. Hastaneye bir yaralı götürmüştü. Sonra formalite icabı işte ifade falan işler uzamıştır. Ya merak edilecek hiçbir şey yok. Hiç merak etme. Sağ ol Celal. Bir an nasıl olduğumu anlatamam. Bak gelince aratırım seni. Sen yüreğini ferah tut hadi. Hoşça kal. Yuh be sana. Patavatsız kuru.
Ulan telefonda öyle şeyler söylenir mi hamşo? Olacak iş değil ya. Akşam kız yüzünden kapışınca ben de korkutayım diye öyle çektim. İnşallah bir şey olmaz ya. Ölür mü ölürse Allah hapislerde çürürüm ben abi ya. Dua et de ölmesin. En iyisi ben gidip bir bakayım. Az önce bir yaralı gelmişti. Hani şu kurşun yarası olan. Komaya girdi. Durumu kritik. Yoğun bakım alındı. Sen bir yere kaybolma. Tamam mı? Memur Bey. Benim şu ifadeyi bir an evvel alsak da ben gitsem. Yani malum işlerim var da. Gidemezsin kardeşim. Bak yarın durumu ciddi. Komaya girmiş. Zaten benim pek bir bilgim yok. İsterseniz arkadaşıyla konuşun, o buradaydı. Hani nerede? Ben bir tek seni gördüm kardeşim. Vallahi şimdi buradaydı ama. Bekleyeceksin. Yalanın ifadesini almadan bırakamam seni. Dua et de komadan çıksın. Ömer, bana bak. Bundan sonra canlı yayını arayıp abuk subuk konuşmayacaksın. Niye o? Ne demek niye o? Ekrem Bey kızıyor doğal olarak abuk subuk konuştuğun için. Ararım havadan sudan konuşurum, geyik muhabbeti yaparım. Aramayacaksın efendim. Ben iş hayatıyla özel hayatını ayıran bir insanım Ömer. Ayrıca dinleyiciler dinliyor, kocam olduğunu anlıyor ve danışıklı dövüşmüş sanıyor. Manoş'un dövüşün ne alakası var? Ay canım ne alakası var? Dövüşü öylesine söyledim. Ayrıca akrabaların canlı yayına bağlanması yasak. İyi, aramayız. İstersen ara. Ha, Santral'a haber verdim. Bundan sonra sen aradığında bağlamayacaklar. Vay 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 be. Ben neymişim be? Aldığınız tedbirlere bakın. İyi, telefona bir tane de Ömer filtresi taktırın. Ben aradığım zaman telefon otomatikman devre dışı kalsın o zaman. Uzatıyorsun ha. Ömer. Ne? Beni geçerken radyomu bırakır mısın? Ya bırakırım da. Radyonun pili var mı? Merak içinde kaldım. Dün gece gelmedi. Ya ifade hiç uzamıştı. Malum bürokrasi. Sabah olunca da doğrudan işe çıkmıştır. İyi de durağa uğramaz mı insan ya? Canım belki yoldan yolcu almıştır. Yolcu uzak yere gidilir falan. Tabii canım Niyazi doğru söylüyor. Paniğe gerek yok. Durun hele. Alo çiçek taksi buyurun. Evet efendim. Saray apartmanı. Anladım hemen gönderiyorum efendim. Sıra kimde çocuklar? Hah Kazım. Saray apartmanı marketin yanı. Ramazan abi oradan da okula uğrayacağım. Uy Kazımcığım ha bu yaştan sonra okuma aşkı mı başladı? Öyle de bağım ya. Böyle ufacık sabiler de okuyor. Böyle kazık kadarlar da. Kazık sensin terbiyesiz. Ay sizin ferasetinize kurban olayım ben. Çocuğun okuluna uğrayacağım kardeşim. Hayrola Kazım? Ya abi müdür çağırtmış. Yine bizimki kim bilir ne haltlar karıştırdı. Ne biçim babasınız diye fırça yemeye gidiyoruz. Son günlerde iyice hayta oldu ha. Boş ver be Kazım. Gençlikte olur böyle şeyler. En gelişmen çağı düzelir merak etme. 149.9 Debriyaj FM. Ben Manolya. Dikiz Aynası programına devam ediyorum. Et bakalım efendim. Evet yayınımıza bir telefon alarak devam ediyoruz. Merhaba kiminle görüşüyorum? İyi günler canım. Ben Deniz Cafer. Arkadaşlarım bana Buji Cafer derler. Ooo Buji Cafer nasılsınız? İyidir güzelim. Senin sesini duydum daha iyi oldum. Hop hop bu ne samimiyet lan? Sen de sesin gibi güzelsindir mutlaka. Tahminine göre Sharon Stone'a benziyorsundur. Bana bak he? Ne Sharon Stone'u lan herif resmen asılıyor lan benim hatuna. Ay Buji çok şekersin valla. Çok şekersin bekersin diyor. Lan bana bak. Lan oraya gelirsem ben adamı ne yaparım biliyor musun? Ben senin programına bitiyorum yavrum. Vallahi hiç kaçırmıyorum. Sesini duyunca içime böyle sıcak sıcak. Lan ben oraya gelirsem senin boğazından kezzap akıtırım kezzap. Lavuk. Evet memur bey. Adı Kenan. Çiçek taksi şoförü. Dün gece bir yaralı getirmiş. Burada kardeşim. Ama şimdi görüşemezsiniz. Gerekli işlemleri daha tamamlamadık. İfadesini alacağız. Ondan sonra konuşursunuz. Ne dedi Ramazan abi? Ya konuşamazsınız falan dedi. İfadesini mi ne alacaklarmış? Ben hastaneye gidiyorum. Dur bir dakika ya. Bakalım Kenan'ı hastanede tutacaklar mı? Kızım Celal doğru söylüyor. Sen otur bir hele. Ben şu komiser Ferdi Bey'e bakayım iş ne durumda. Memur Bey. Ya Allah aşkına ifademi alacaksanız alın artık ya. Geceden beri tutuyorsunuz beni burada. Perişan oldum vallahi. Karakola gitmemiz gerek. İfadeni orada bekleyeceğiz. Ne karakolu canım? Ya hem benim bildiğim bir şey yok Memur Bey. Yaralı olarak geldi. Ben de acilen hastaneye getirdim.
Bak kardeşim, bize işimizi öğretme. Getirin adam öldü. Ne? Öldü mü? Ortada bir cinayet var. Vallahi bizim bütün durak sana hasta abla. Ne güzel sesin var öyle. Ben İstanbul'un en kral şoförüyüm abla. Sapına kadar Beşiktaşlıyız icabında. Anlaşıldı. Anlaşıldı Rabbinin kerrakesi. Telefonunu ayrıyetten evet, isteriz işte, anladın mı? Şimdi alo. Senin nasıl biri olduğunu tahmin etmeye çalışıyorum. Debriyaj efendi. Ben Manolya Hanım'la görüşmek istiyordum. Abi gözlü. Şey dersin yavrucuğum, çiçek taksiden Ramazan. Evet, Ramço dersen tanır beni. Evet Bujicim, biraz bize kendinden söz eder misin? Özel zevklerin, hobilerin neler mesela? Çok ormantıyım. Çok da iyi şiir yazarım abla. Oo harika. Bir telefonumuz daha varmış. Onu da yayına alacağım. Üçlü konuşacağız. Kim arıyor? Çiçek taksiden Ramazan Bey arıyormuş bizi. Çok güzel. İyi günler Ramazan abi. Aa, ne oluyor ya? Alo Manoş. Ne iş? E oğlum sen buradasın. Nasıl oluyor? Hem oradasın hem buradasın. Bana ben buna bir şey anlamadım. Ramazan abi. Canım biri Ramazan abinin adını vermiş işte. Muhabbetinizi bölmedim inşallah. Ya bu bizim Ömer be. Ulan Ömer, Allah cezanı vermesin. Başka verecek at bulamadım ulan. Rezil ettin beni. Ömer. Ömer ya. Adamı böyle yakalarlar işte. Ne o? Bir durum mu var orada abla? Yok. Sen acaba bize kendi yazdığın şiirlerden birini okuyabilir misin? Tabii. Senin için yazdığım bir şiiri okuyacağım şimdi. Sen beni susuz çöllerde otomobilsiz bıraktın. Ben senin aşkınla kaldım yaya. Umarsız bir şövalyeyim gecenin ıssızlığında. Bir çiçek kokusu geliyor ta derinden. Fısıldıyor bana Manolya. Ay çok duygulandım. Teşekkür ediyorum. Amirim zamanını getirdim. Merhabalar komiserim. Komiserim vallahi benim bir suçum yok. Ya ben sadece yaralı götürdüm hastaneye. Arkadaşı vurmuş. O da yanındaydı ama sonra kaçtı. Şşş sakin ol. Gel şurada bekle. Sonra konuşuruz. Komiserim zaten dün geceden beri bekliyorum. Daha ne kadar bekleyeceğim? Şikayet etme. İşin ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Cinayetle suçlanıyorsun. Sonunda 10 yıl beklemek de var. Vallahi Manolya abla, bizim alemin bütün şoförleri sana hasta. Lan Cafer denen deniyor. Lan amşo, ben adamı ne yapardım biliyor musun ha? Deniyor. Ay çok şakacısınız. Sağ ol abla. Ulan Deniyo sensin, gelmeyeyim yanına fena kaşırım ha Deniyo. Yandın Cafer, geliyorum bekle. Gel ulan bekliyorum, Yeşilköy Bahar Taksi. Lan Cafer denen Deniyo. Lan amşo, ben adamı ne yaparım biliyor musun ha Deniyo. Mahvolduk. Rütük bu defa muhakkak randevuyu kapatacak. Ömer, hindi suratlı herif, seni bir elime geçirsem parçalayacağım. Söyleyin şu Manolya Serzemi'ne yayını kesin müziğe girsin. Evet sevgili dinleyiciler, şimdi müzik dinliyoruz. Of! Yandın Cafer, yandın, geliyorum bekle. Evet komiserim. Evet. Anlıyorum komiserim, tamam. Teşekkür ederim efendim, sağ olun. Kızım, Kenan karakoldaymış. İfadesi uzadığından biraz gecikecekmiş. Allah Allah, ne ifadesiymiş bu böyle? Bu kadar uzamaması lazımdı. Bu işin içinde bir iş var. Ben gidip bir bakayım. Ben de geleyim istiyorsan. Yok abicim, sağ ol. Niyazi'cim, hadi götürüver Selcan'ı. Zahmet etme Niyazi. Aa, ne zahmeti yengeciğim, vazifemiz. Abi ne iş ya? Niye tutuyorlar ki çocuğu? Kızın yanında belli etmek istemedim ama benim de hoşuma gitmedi. Evet abi, benim de. Aman be kahveci güzeli, bir sen eksiktin. Merak etme, duraktakilere haber verdim. Komiserim beni tanımıyorsunuz, ifademi aldınız, adresim de belli. Peki neden beni hala tutuyorsunuz? Bak güzel kardeşim, sen de hukukçu olacaksın. İşin doğrusunu bilirsin. Ortada bir cinayet var. Her şey yasalara uygun olmadı. Yani ben seni savcılığa sevk etmek zorundayım. Peki komiserim adamı aramıyor musunuz? Adı Osman'mış. Yani söyledim size, o vurmuş. Kafaları çekmişler, sonra sinirlenmiş, ateş etmiş. Tamam güzel kardeşim, anlattım. Biz de araştırıyoruz. Ama bunu bir tek sen söylüyorsun. İnşallah dediğin doğrudur. Bir an önce çıkar gidersin dışarıya. Bu ikisinin de ilk bu katili.
Kaç defa söyledim dinletemedim. İkinizi bunun için buraya çağırdım. Böyle tekrar ederse disiplin cezası alacaklar. Eve gidince ikisine de bir temiz sopa çekmek gerek. Benim oğlum yemiş zaten sopayı. Baksanıza kafasının haline. Aslında sopayı sizinkine atmak lazım. Bir dakika, bir dakika. Sopayı yemişse hak etmiştir. Kim bilir o da neler söyledi. Hiçbir şey söylememiş. Senin deli oğlunun manyaklığı. Sen benim oğluma deli diyemezsin. Kabahat seninkinde. Doğru. Kabahat benimkinde. O kadar diyorum. Biri sana vurdu mu, sen de ona bir tane geçir diye. Vururmuş. Hele bir vursun da göreyim bakayım. Elimin tersini çaktığım gibi duvarda resmi çıkar. O sıkar biraz. Yok ya, sıkar mı? Senden mi korkunca be? Beyler, kendinize gelin lütfen. Çocuklara ne kadar da güzel örnek oluyorsunuz. Biz sizi buraya çocukları barıştırmak için çağırdık. Siz sizin yaptıklarınıza bakın. Hadi bakayım, siz de el sıkışın, öpüşün. Barışın bakayım. Özür dilerim kardeşim. Kafan yarasını istememiştim. Çok üzüldüm. Önemi yok. O kadar kızacağını bilseydim söylemezdim. Ha şöyle. Bir daha da kavga etmezsiniz umarım. Sizler de el sıkışırsınız herhalde. Çocuklara örnek olmak açısından. Nerede o? Ne yapacaksın? He? Ona Anya Konya'nın kaç kilometre olduğunu göstereceğim. Radyodan var mı lan? Evet, konuşmak ister. Dur, sen misin yoksa ha? Cafer abi seninki geldi. He, yanında bezi de getirsin lavuko. Geldin, ne var? Cafer abi siz misiniz? Evet, benim. Ne var? Abi radyoda sesini duydum, tanışmak istedim. O kadar. Hadi tanışalım. Tanıştık. Hadi kal sağlık. Abi, bakalım. Nereye gidiyorsun? Abi bir yere gitmiyorum ya. Bir dakika. Abi baksana. Bir dakika. Abi bir dakika. Bir şey söyleyeceğim ya. Abi yanlış anladın. Ya ne konuşayım ya? Bir dakika bırak. Gitmek istiyorum ya. Abi ya kibar davranmanı salık veriyorum. Şans işte şans. Ya Osman adındaki adam vurmuş ya. Bana söyledi. Ondan sonra da kaçtı. Ya gören kimse de yok. Durum çok ciddi. O adamı mutlaka bulmak gerek. Ya, koca İstanbul'da Osman'ı nasıl bulacağız? Nasıl bir o? İşte ufak tefek, esmer, kısa boylu bir adam. Ölenin arkadaşı dedin. Belki onun ailesiyle konuşsak bulabiliriz. Ya adı Arif miymiş, neymiş? Kuyumculuk yapıyormuş galiba. Ama siz onu bulana kadar beni içeri atarlar bile. Ya bu Kenan işi ne oldu acaba? Aramadılar da. Niyazi de bir yere gitti mi gelmez. Canavar Ömer. Ne oldu? Tek farı indirmişler. Aman gözüm bozmur. Tamam kes çekirge ya. Sahi ne oldu ya? Bir şey olmadı. Otobanda sol sürat gidiyorum. Karşıma bir kedi çıktı. Hayvan severim, çarpmayayım diye. Karşı şeride geçtim. Karşıdan gelen arabalarda çarpmasın diye kendimi şarampole attım. Atarken de arka tampona gözüm çarptı ya işte. Peki nasıl bir kediydi bu? Şöyle iri yarı pala bıyıklı bir kedi mi ha? Kediler, ah kediler. Dediler, Ömer'i yediler. Vallahi avukat hanım, siz de takdir edersiniz ki bu durumda bırakamam. Savcılığa sevk edeceğim, orada gereken yapılacak. Haklısınız tabii, sizin de yapabileceğiniz bir şey yok. Bu durumda öncelikle o gece kaçan kişiyi bulmak gerek. O zaman her şey açığa çıkacak. Adı Osman'dı değil mi? Kenan, sen şöyle bir tarif et. Siz de bir robot resmini çizin. Bir yandan da biz arayalım. Emredersiniz başkomiserim. Hatta ben size çevik kuvveti de vereyim. Birlikte ararsınız. Yok canım, o kadar kalabalığa gerek yok. Siz bağ uç memur arkadaş verin. Yeter. Yok ya. Hadi kardeşim hadi. İşimize karışma. Biz gerekeni yaparız. Hiç üzülme hayatım. Bu işi halledeceğiz. Üzülme. Biz şimdi gidelim. Bir şeye ihtiyacın var mı Kenancığım? Hani yiyecek, yatak, don, fanila falan. Niyazi ne yapıyorsun ya? Hapse girmedik daha. Çabuk çık git buradan, yoksa seni de atarım içeriye. Tamam canım, gidiyorum. Ulan rezil ettin beni ha, rezil. Bunca işin gücün arasında bir de seninle uğraştık. Hayret bir şey ya. Tamam ya baba, söyledin işte, anladım. Ya, bir de susturuyor. Ulan elimin tersine bir çakarsam görürsün ha. Anladıkmış. Özür diledim ya, daha ne yapayım babacığım? Sakin olacaksın. Öyle hemen her şeye sinirlenmeyeceksin. Ya vallahi sinirlenmiyorum. Bak yine sinirlendi. Evladım ben sana ne söyledim? Sinirlendiğin zaman içinden 10'a kadar sayacaksın. Ondan sonra ne yapacaksan yapacaksın. Değil mi benim çocuğum? Allah Allah.
lan öyle ani duruş yapılır mı? Hayvan! Sen kime hayvan diyorsun öküz? Hayda! Yine mi sen kardeşim? Senden kurtulamayacak mıyım ben ha? Sen ne biçim araba kullanıyorsun ya? Senden mi öğreneceğim? Kaç yıllık şoförüm ben. Yok ya şoförmüş. Onun için zart diye fren yaptın. Ben yayaya yol verdim. Bak burası yaya geçidi. Önüne bakmıyorsun ki hart diye bindiriyorsun. Kabahat sende değil. Senin gibi ayıya ehliyet verende. Ayı sensin doğru konuş lan. Terbiyesiz. Bir de üste çıkıyorsun. Şehir eşkıyası. Trafik canavarı. Oğlunun neden kavgacı olduğu belli. Sana çekmiş. Eğer senin oğlun da senin gibiyse kafasının yanılmasını hak etmiş o zaman. Ya çok ayıp kavga etmeyin. Alt tarafı bir kaza yani. Konuşarak halledebilirsiniz. Baba ona kadarsa ona kadar. İş çok ciddi Ramazan abi. O söylediği adam bulunamazsa Kenan'ın başı ciddi şekilde belaya girecek. Buraya geldiğine göre bu civarda oturuyor demek. O zaman hepimiz dağılıp arayalım. Olmaz Ramço. Adam cinayet işlemiş. Ortalarda dolaşır mı sence? Ya olsun ya. Biz gene de arayalım. Bana bak Hamza. Sen adamı gördün, tanıyorsun. Kimin nesiymiş, daha önceden görmüş müydün? Yok ağam. Vallahi ilk defa görmüşüm. İşimiz zor. Gerçekten çok zor. Hadi. Nereye efendim? Bakırköy. Gidelim efendim. Avukat Numan Bey lütfen. Osman ben. Abi merhaba. Abi ben dün akşam bir halt ettim. Ya bir arkadaşla içiyorduk, kafamız iyiydi. Sonra bir tartışma çıktı abi. Ben de korkutayım diye silah çekince... patladı abi, evet, patladı. Taksiye atıp hastaneye götürdüm. Sonra komaya girdi dediler. Korktum kaçtım abi. Taksici de orada kaldı. Evet abi. Evet anlayacağın onu da yaktık. Abi ben sana geleyim mi abi? Çok korkuyorum. Tamam. Tamam abi sağ ol. Akşam ararım ben. Sağ ol. Dur kardeşim ineceğim. Ya dursana ineceğim diyorum sana. Nereye gidiyorsun ya? İneceğim diyorum. Dursana kardeşim. Tamam abi emredersin işte geldim. Az kaldı şimdi geliyorum. Buyurun Osman Bey. Buyurun. Buyurun efendim. Şöyle buyurun. Kaç. Millet koşun. Katil abi buraya. Yakaladım onu. Yardım edin. Kulak takıyorlar. Gelin lan buraya. İmzala ifade. Savcılığa sevk edeceğiz. Ne iş ya? İyilik yaptık, başımıza bela aldık. Dinlenme tesislerimizde Osman 5 yıldız. Arkadaşı savcılığa götürün. Gidelim. Gel lan. Gel lan. Ne var oğlum? Ne var abi? Getir lan komiserim. Vur lan. Ne oluyor ya? Duygun narın burası. İşte komiserim bu adam. Sahi mi? Komiserim vallahi isteyerek olmadı. Ben öyle korkutayım diye ateş ederken yanlışlıkla vurdum komiserim. Son pişmanlık fayda etmiyor. Biz ifadeni alır göndeririz savcılığa. Kararı adalet verir. Hadi götürün. Hadi. Biz gidebiliriz artık değil mi komiserim? Gayet tabii. Kenan seni bu kadar seven arkadaşın olduğu için çok şanslısın yani. Yalnız Kenan kardeşimizi mahkemeden şahit olarak isteyebilirler. Ne zaman isterseniz hazırım komiserim. İstediğiniz zaman gelirim. Ben de ne zaman isterseniz gelir konuşabilirim. Aman kardeşim. Sen ne gel ne de konuş. Ne oluyor? Uyumuş hayalleri ya.